Küresel ısınmadan kaynaklı etkilerin Aydın tarımını da olumsuz etkilemeye başlamasının ardından Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu 2024 yılı tarım sezonu hakkında bilgiler verdi. Bu sene yağmur sezonu başladığında barajlarımızda geçen senenin sulama sezonundan kaynaklı herhangi bir su yoktu, yani sıfır seviyesindeydi. Tamamını kullanmıştık. Bir önceki sene ise %20 vardı. Geçen sene ondan kaynaklı bir tık daha kötü durumdaydık. Ama bu sene yağışların özellikle yağış aylarında Aralık, Ocak, Şubat ve işte içinde bulunduğumuz Mart aylarında beklediğimizden daha iyi olmasından kaynaklı şu anda çok kötümser bir tablomuz yok. Ancak bu demek değildir ki artık bu sene suyumuz çok bol, bol bol kullanabiliriz. Rahatlıkla işte tarlalarımızı sulayabiliriz. Hayır. Gerçi önümüzde Mart'ın yarısı ve Nisan ve Mayıs ayları da var ama biz bunların yani hiç olmayacağını farz ederek bugün bunu konuşuyoruz. Tahmin ediyorum 10'ar puan daha üzerine eklenir diye düşünüyoruz mevcut doluluk oranlarını. Bizim artık bu küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık, tarımsal kuraklık her sene olmasa bile daha önce 10 sene, 15 senede bir olan periyotlar artık 2 seneye, 3 seneye kadar indi. Belki önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10-15 yıl sonra, belki daha uzun bir zamanda onu bilemiyoruz. Bu periyotlar çok daha kısalacaktır. Onun için bizim bugünden tedbir almamız gerekiyor. Yani mevcut suyu en ekonomik şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun da rahatlıkla bunu söylemekte fayda var. Bunun teknikleri var artık. İşte damlama su, yağmurlama su. Artık dünyanın çoğu ülkelerinde, gelişmiş ülkelerinde bu teknolojiye geçildi. Biz de su zengini bir ülke değiliz. Gerçi su fakiri de değiliz ama su zengini değiliz. Küresel ısınmanın bize getirmiş olduğu bu negatif etkiden kaynaklı suyumuzu çok tasarruflu ve ekonomik kullanmamız gerekiyor. En az suyla en çok alanı sulanmamız gerekiyor. Biz bunu yapmazsak ne olur? Tarımsal kuraklık kapımızda ve biz sulu tarıma alışkın bir iliz ve ilin çiftçisiyiz. Eğer sulu tarımı yapmaz isek ekonomimiz bugünden çok daha kötü noktalara gelebilir ve yazlık üretim tamamen ayında biter. Çiftçimizin bugünkü refah seviyesi çok daha altlara düşer. Sadece kışlık tarım yapabiliriz. Bu da bizi ekonomik anlamda kurtarmaz. Dolayısıyla bugünkü çiftçilik yapan üreticilerimizin, tarımda olan kişilerin de Aydın'dan göç etmek zorunda kalması gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü büyük şehirlere baktığımızda, özellikle İstanbul'a baktığımızda çok Aydın'da göremezsiniz. Ama bu kuraklık bu şekilde devam ederse, biz sulamayı teknik anlamda modern sulama tekniklerine geçmezsek artık İstanbul'da da çok Aydın'da görebiliriz. Aydın'da küresel ısınmadan dolayı tarımsal kuraklığın 10-15 yıllık periyotlarla yaşanırken bu olayın artık 2-3 yılda bir yaşanmaya başlandığını dikkat çeken Başkan Kendirlioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü. Şu anda Aydın tarımını 3 tane barajımız suluyor. Yazlık anlamında söylüyorum, yazlık sulama anlamında söylüyorum. Çin'e Adnan Menderes, Bozdağ'daki Kemer Barajımız ve Deniz'deki Adıgüzel Barajımız. Bu 3 barajdan biz sulamayı yapıyoruz. Şu anda Adıgüzel %22 civarında. Adnan Menderes, Çin'e Adnan Menderes şu anda 30'lar civarında, %30'lar civarında. Kemer ise %50'yi biraz geçmiş durumda. Bu su bize yeter mi derseniz, hayır, bugün itibariyle yetmez. Ama dediğim gibi çok işte anormal bir durum olur. Artık yandık, bittik. Önümüzdeki sezon, sulama sezonunda susuz kalacağız. İşte tarlalarımızı sulayamayacağız şeklinde düşünmek de yanlış olur. Şu 1,5-2 ayı da beklemekte fayda var. Üzerine beklediğimiz yağmurlar da gelirse yine
tarımın paydaşları olarak Devlet Su İşleri, Tarım İl Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri ve ziraat odalarının işbirliğiyle bir plan dahilinde, valiliğimizin başkanlığında daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bir planlama dahilinde bunları hayata geçiririz ve sıkıntısı en az şekilde atlatırız diye düşünüyorum.